Elif abla, günaydın. Günaydın canım. Gel babanı uyandırmayalım. Gel bakalım. Elif abla, babam üşüyecek. Tamam, ben hallederim. Sana kendi ellerimle yumurtalı ekmek yapayım mı Tahir Bey? Ama sen bana onu yasaklamamışsın. Hani kolesterolünü yükseltiyor diyordun. Canım arada bir olur ama sen her gün istiyorsun. Sen hiç zahmet etme canım. Hafta sonu yaparsın, o zaman yersin. Tamam. Günaydın. 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 Sizi böyle görmek ne kadar güzel. Hele dün yelken kulübünde olanlardan sonra. Maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Ne varmış yelken kulübünde kızım? Tahir Bey ihtiyacı olan bir genç kıza yardım etmiş. Ne kadar hayırseversiniz babacığım. Tuncay da aynı sizin gibi. Baba ol cennetliksiniz. Begüm kızım, seni bir ruh doktoruna falan gösterelim mi? Cidden. Onu hallederiz de babacığım. Ben dün boşanmak için anneme bir meblağ belirtmiştim. O bir miktar arttı. 6 milyon dolar oldu. 6 milyon dolar. Habire kuru dalgalanıyor babacığım. Bence elinizi çabuk tutun. Günaydın. 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 Günaydın, günaydın. Günaydın. Şöyle geçebilirsiniz Elif Hanım. Dün gece neden yanıma gelmediğini öğrenebilir miyim kocacığım? Oğlumla uyumak istedim. Çünkü canım öyle istedi, oldu mu? Oldu tabii hayatım. Gayet makul bir sebep. Saygı duydum. Peki Elif Hanım, siz dün gece neredeydiniz? Ne biçim bir soru bu Begüm Hanım? Odamdaydım. Ben dün gece sizi geç bir vakitte Tuncay'la eve dönerken gördüm de sanki. Herhalde rüyaydı. Yeter ama ya! Ağzımız tadıyla bir kahvaltımızı yapalım. Lütfen. Senem nerede? Senem Hanım erkenden çıktı Tahir Bey. Nereye gittiniz, sana söyledi mi Şükran Hanım? Bana bir şey söylemedi Tahir Bey, hiç haberim yok. İzninizle. Elif abla deme. Biraz midem bulandı canım, geliyorum hemen. Kocacığım sen de gitsene, şimdi kusar falan saçını tutarsın kızım. Yardımcı ol. Elif, iyi misin? Yok. Yok, olamaz. Olamaz, olmamalı. Mümkün değil. Elif, iyi misin? Doktora gidelim ister misin? İyiyim Tuncay Bey, hemen geliyorum. Mide bulantısı, dalgınlık desem var, gerginlik de var. Ay anneciğim, bu kız hamile falan olmasın, ne dersiniz? Babacığım,
Bir gayrimeşru torun daha mı yoksa? Begüm, yalvarıyorum sana. Ne olur artık kendine gel. Bu adamın ne işi var evimde? Sibel, bu adamın evimde ne işi var? Tahir Bey, Sibel şimdi açıklayacak size. Ya söylediklerinizi epeydir düşünüyordum ben de... ...o kadar haklısınız ki. Ben Korarsan ailesine yakışır bir şekilde yaşamıyormuşum. Ben tek başıma başka bir evde yaşıyorum, bekarım. Evli değilim, yuva kuramadım. Üstüne üstlük Antalya'daki olay, ben sizi rezil ettim. Yani o tertemiz isminize leke sürdüm ben. Bu yüzden artık sizin istediğiniz gibi yaşayacağım. Evlenip çoluk çocuğa karışacağım. Sibel, gerçekten mi? Her şey iyi güzel de... ...bu adamın salonumun ortasında ne işi var? Sizi... Müstakbel işimle tanıştırayım. Biz Erhan'la evleniyoruz. Tahir Bey, müsaadenizle. Biliyorsunuz benim kimim kimsem yok. Yani kimsesizim diyebilirim. Uygun olduğunuz zamanı bana söyleyin, ben çiçeğimi çikolatamı yaptırıp geleyim size, kızınızı isteyeyim sizden. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Serzek! Tahir Bey lütfen. Baba! Bırak beni, lütfen. Bırak beni çocuğum, bırak! Sakin ol. Bir de kızımı isteyecekmiş ha. Defol evimden! Baba otur, bırak, tamam. Ya bırak! Tamam, sakin bırak. Ol baba. Ben bu evliliğe izin vermem. Ben bu evliliğe izin vermem. Cesedini kirlememiz lazım. İç şunu lütfen. İzin vermem! Sibel, baban hiç iyi görünmüyor. Bir doktor falan mı çağırsak acaba? Bir de dalga geçiyor ya. Bir de dalga geçiyor. Baba, tamam baba. Otur şuraya. Lan oğlum, sürekli bir yapıştır ailemize. Hadi git bu evden. Hadi! Sibel, hadi. Gitsek mi? Gidelim dersen gidelim. Sağlıcakla kalın. Hadi gidelim. İstersen vazgeçebilirsin. Erhan. Yani iyice düşün, öyle karar ver. Elif'i gördüğünde sarsıldığını biliyorum. Her şeyin farkındayım. Bu yüzden gerçekten iyi düşünüp ona göre karar ver. Bu işin geri dönüşü yok. Sen 3 milyona kendini sattın be. Ayrıca Tuncay boşanacak karısını. Bundan sonra ben de senin gibi bakıyorum hayata. İyi olmanın, dürüst olmanın bir şey kazandırmadığını öğrettin bana. Ayrıca bir daha sakın bana hesap sormaya kalkma. Tamam mı? Kimle ne istersem onu yaparım. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim demiştin ya. En azından bu sefer sözünü tut. Rahat bırak beni. Kim dinlemeyiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.